Normal şartlarda eterler pek de reaktif değildir ki bu da onları iyi birer organik çözücü yapar. Ancak eterleri güçlü asitlerle tepkimeye sokarsanız eterlerin asidik yarılması denen bir süreçle karşılaşırsınız. Soldaki bu eterle başlayıp üzerine fazladan hidrojen halojenir ekledikten sonra bunları ısıtıyoruz. Ve nihayetinde eter yarılıp bir alkol ve bir alkil halojenir oluşturuyor. Tabi normal şartlarda tepkime koşulları daha sonra bu alkolü başka bir alkil halojenüre dönüştürür. Dolayısıyla ürün olarak genellikle iki alkil halojenir elde ederiz. Ancak bu her zaman mümkün değil. Peki hangi hidrojen halojenürü kullanacağız? HBr ve HI en iyi sonucu verecektir. Bunun da nedeni şu. Bromür veya iyodür anyonu olduğunda elektronlar çekirdekten daha da uzakta olur. Bu da klor gibi bir yapıya kıyasla bu anyonların nükleofilik kuvvetini arttırır. Bildiğiniz gibi klor daha düşük olduğu için elektronlar çekirdeğe daha yakındır. Evet. Şimdi bu asidik eter yarılmasının mekanizmasına bakalım. Eterle başlıyoruz. Evet, bu eterimiz. Şimdi bunu hidrojen halojenürle tepkimeye sokacağız. Yani asit baz tepkimesiyle başlıyoruz. Buradaki hidrobromik asit gibi güçlü bir asit proton verecektir. Öyleyse eterimiz burada baz görevi görecek. Şimdi buradaki ortaklanmamış elektron çifti hidrojen halojenürden bu protonu alırken bu bağdaki elektronlar da halojene geçecek. Evet. Protonlanmış eterimizi şuraya çizelim. Hidrojenimiz artık burada. Böylece oksijenimizin de artık bir tane ortaklanmamış elektron çifti kalıyor ki bu da ona artı bir formal yük vermiş oluyor. Tabii halojenimizi de unutmayalım. 3 tane ortaklanmamış elektron çifti vardı. Bu tepkimeden sonra bir tane daha kazanarak bir halojenür anyonu haline geliyor. Bu anyon nükleofil görevi görecek tabii ki. Şimdi nükleofilimiz oksijene bağlı karbona saldıracak ve takibinde karbonla oksijen arasındaki bu elektronlar da oksijene geçecek. Bu sizin de bildiğiniz gibi halojenür anyonunun nükleofil görevi gördüğü SN2 türünden bir mekanizma. Bu yüzden bromür ve iyodür anyonları klorür anyonlarından daha iyi iş görüyor. Evet, şimdi bu nükleofilik saldırının sonucundan alkol elde ediyoruz. Bu durumda oksijenimizde fazladan bir elektron çifti olurken R üssü grubumuzsa artık halojenimize bağlı Böylece ilk alkil halojenürümüzü yapmış olduk. Bazen tepkime burada biterken bazen de devam eder. Eğer tepkime devam ederse başka bir hidrojen halojenür molekülü elde edebiliriz. Şu şekilde. Bu durumda alkolümüzdeki ortaklanmamış elektron çifti baz görevi görerek buradan bir proton alacak ve buradaki elektronlar da halojenimize geçmiş olacak. Şimdi alkolümüzü protonladığımız bu asit baz tepkimesini şuraya çizecek olursak, alkolümüzün artık iki hidrojeni oluyor ve oksijenimizin ise bir tane ortaklanmamış elektron çifti kalıyor. Bu da ona artı bir formal yük veriyor. Diğer yandan halojenimiz de fazladan ortaklanmamış elektron çifti kazanarak eksi bir yük kazanıyor ve bu da onu halojenür anyonu haline getiriyor. Evet, mekanizmanın bir sonraki adımında bu halojenir anyonu nükleofil görevi görerek oksijene bağlı karbona saldıracak ve buradaki elektronların oksijene geçmesine neden olacak. Böylece ikinci alkil halojenirimiz de ortaya çıkıyor. Yani diğer ürünümüz olarak Rx'i oluşturmuş oluyoruz. Tabii aynı zamanda suyu yani H2O'yu da üretmiş oluyoruz. Onu da şöyle çizelim. Şimdi mekanizmanın ikinci bölümünü bir SN2 mekanizması gibi çizdim. Eğer en başta primer alkolle başladıysanız bu SN2 mekanizması olur. Ki buradaki arkadaş da primer alkol ve protonlanmış durumda. Primer alkol SN2 mekanizması için biçilmiş kaftandır. Çünkü burada az bir sterik engel söz konusu. Ancak elimizde tersiyer alkol olsaydı muhtemelen SN1 mekanizması oluşacaktı. Bu yüzden alkil halojenürün yapısına bakmak önemli. Şimdi eterlerin asidik yarılmaları hakkında bir örnek daha yapalım. Evet, bu kez şöyle bir eterle başlayalım. Şimdi bu eteri fazladan hidrobromik asitle tepkimeye sokacağız. Ardından bu düzeneyi ısıtacağız. Tabii ürünlerimizi düşündüğümüzde eterin ayrılacağını ve bundan iki tane alkil halojenür elde edeceğimizi biliyoruz. Bu yüzden alkil gruplarımızı bulmamız gerekiyor. Şuraya bakacak olursak bir tanesi burada. Diğer alkil grubumuzsa şu kısım oluyor. Şimdi tek yapmamız gereken bu alkil gruplarını alkil halojenürlere dönüştürmek. Tabii burada hidrobromik asit kullandığımız için bunlar alkil bromür olacaklar. O zaman alkil halojenürlerimizden birini şuraya çizerek başlayalım. Halkamıza bağlı brom da şurada. Diğer alkil halojenürümüzse bu metil grubu bu metil grubunu bromla bağlayarak ürünümüz olan metil bromürü ortaya çıkarmış olduk Tabi su da ürettik ancak başlıca organik ürünlerimiz bu iki alkil halojenür olacak evet başka bir tane daha yapalım bu sefer biraz daha zorlayıcı olacak bu örnekte eterlerin asidik yarılmasını üç boyutlu düşünmemiz gerekecek ki bu da işi çok daha zorlaştıracak Şimdi karşımızda şöyle bir eterin olduğunu düşünelim. Aynı şekilde yine fazladan hidrobromik asit ekleyip ardından bunları ısıtırsak eter yarılır. Ürünlerimizi düşünecek olursak buradan oksijenin ayrılacağını ve oksijene bağlı olan karbonların da alkil halojenürleri oluşturacağını biliyoruz. Şimdi işaretlediğim oksijenimize bağlı bu karbon halojene bağlanacak. Aynı şekilde eterin diğer tarafındaki bu karbon da halojene bağlanmış olacak. Yan tarafa ürünlerimizi çizecek olursak halkamız aynı kalıyor. Şu şekilde. Evet, şu karbonla başlayalım. Hatta kırmızıyla üzerinden geçeyim. Evet, ürünümüzde şurası oluyor. Buraya bir metil grubu bağlıydı. Karbonla oksijen arasındaki bağ kopacağından halojenimizle yeni bir bağ kuracağız. Ucuna da bromu yerleştiriyoruz. Diğer tarafta karbona baktığımızda ise onu da mavi yapalım. Ürünümüzde ona bağlı olan bağları şu şekilde çizelim. Evet. Şimdi mavi karbonla oksijen arasındaki bağ kopacak ve halojenimiz olan bromla yeni bir bağ oluşacak. İşte ürünümüz bu. Böylece aynı molekülde iki alkil halojenür elde etmiş olduk. Ürünü işte böyle çizebiliriz. Ya da isterseniz biraz düzleştirebiliriz. Örneğin buradaki halka sistemini ele alalım. Nasıl bir halka sistemimiz var? Burada 1 2 3 4 5 ve 6 karbonumuz bulunuyor. Şimdi bu halkayı farklı bir biçimde çizmeye çalışalım. Şöyle 6 karbonlu bir halka yani sikloheksan çiziyorum. Karbonlarımıza bakacak olursak bu lacivert karbon aşağıdaki halkada şu üstteki karbon oluyor. Peki bu karbon nelere bağlı? Başka bir karbona bağlı. O karbonda 2 metil grubu ve 1 broma bağlı. Aslında metil gruplarını ve bromu yerleştirirken sıranın önemi yok. Bunun nedeni de buradaki karbonun kiralite merkezi olmaması. Evet. Şimdi aşağıdaki karbona geçelim. Onu da yeşil yapalım. İşte bu yeşil karbondan bahsediyorum. Şimdi bu karbona bağlı bir tane metil grubu var. Öyleyse şuraya bir metil grubu çizelim. Ve elbette bu karbona bir de brom bağlı olacak. Bunlar baştaki eterin asidik yarılmasından sonra oluşan ürünü, yani aynı molekülü göstermenin iki farklı yolu. 3 boyutlu halini düşündüğümüzden biraz zor gelmiş olabilir. Hadi bir örnek daha yapalım. Etil fenil eterle başlıyoruz. Önce şöyle fenil grubunu tamamlayalım. Evet, şimdi bu tarafına da etil grubunu ekliyoruz. Peki, fazladan hidrobromik asitle tepkimeye sokup her şeyi ısıtınca etil fenil eterin ürünü ne olacak? Şimdi mekanizma hakkında düşünelim. Mekanizmamızda ilk adımın eteri protonlamak olduğunu biliyoruz. O zaman eter burada bir baz görevi görecek ve hidrobromik asitten bir proton alacak. İlk adım olan bu asit baz tepkimesini şuraya çizmeye başlayalım. Tabii eterimizi protonlayacağımıza göre burada artık oksijene bağlı bir hidrojen olacak. Bu durumda oksijenimizde bir tane ortaklanmamış elektron çifti kalacak ve bu da ona artı bir formal yük verecek. HBr'nin bir proton vermesiyle burada bir bromür anyonu da ortaya çıkıyor. Yani Br- ayrılmış oluyor. Şimdi bu bromür anyonu nükleofil görevi görecek ve süreç SN2 mekanizmasıyla devam edecek. Yani sterik olarak en az engellenmiş alkil grubuna yani sağdaki bu alkil grubuna saldıracak. Buradaki ortaklanmamış elektron çifti şuradaki karbona saldıracak ve ardından bu bağdaki elektronlar da oksijene geçecek. Bu nükleofil saldırının sonucunu çizecek olursak halkamız aynı kalıyor. Saldırının ardından buradaki her şeyi OH grubuna döndürmüş olduk. Çünkü oksijenin etrafında artık iki tane ortaklanmamış elektron çifti var. Böylece ürünlerimizden biri olarak fenol ortaya çıkmış oluyor. Bunun yanında bromür anyonu da bir etil grubuna bağlandı. Böylelikle diğer ürünümüz de etil bromür olacak. Şu şekilde. Şimdi bu karbonları belirginleştirecek olursak, şuradaki iki karbon, ürünümüzde bu iki karbonu ifade ediyor. Ve bu tepkime aslında bu noktada duracak. Yani burada iki ürünümüz var. Fenol ve etil bromür. Tepkime aslında devam etmiyor. Ama şimdi devam ediyormuş gibi yapalım. Böylece neden tepkimenin bu noktada durduğunu anlayabiliriz. Evet, eğer mekanizmamıza devam edersek bir sonraki adım fenolü protonlamak olacak. HBR yeniden karşımızda. Hidrobromik asit ilavesiyle fenolü protonlayabiliriz. Bunun ardından şöyle bir şey ortaya çıkar. Evet, oksijen artı bir formal yüklü. Ayrıca bromür anyonunu da oluşturmuş olduk. Eğer mekanizma her zamanki gibi devam ederse bromür anyonu nükleofil görevi görür ve halkadaki bu karbona saldırır. Ancak SN2 mekanizmasından bahsediyorsak bu durum sorun yaratır. Çünkü benzen halkası nükleofil görevi gören bromür anyonunu sterik olarak engelleyen her şeye sahip. Bu sterik engel nedeniyle bromür anyonu buraya saldıramaz. Yani burada başka bir alkil halojenir oluşturacak bir SN2 mekanizması gerçekleşmez. Peki SN1 mekanizması olur mu? Şimdi bu bir SN1 mekanizmasıysa bir karbokatyon oluşturmamız gerekecek. Tabi bunun takibinde buradaki elektronlar da oksijene gitmiş olacak. Yani bu şekilde bir karbokatyon oluşturabiliriz. O zaman bu karbonun artı bir formal yükü olur. Ancak bu karbokatyonla ilgili sorun şu. Burada herhangi bir rezonans kararlılığı yok. Yani bunu kararlı hale getirmeye yardımcı olacak herhangi bir rezonans yapısı çizemeyiz. Bu nedenle SN1 mekanizması da gerçekleşmez. Özetle her şeyi sekonder alkil halojenüre dönüştürecek SN1 mekanizması olmaz. Aynı zamanda sterik engel nedeniyle SN2 mekanizması da olmaz. Bu sebeple ürün olarak fenol ve etil bromürden başka seçeneğimiz yok. Dolayısıyla bu tepkime de yalnızca bir tane alkil halojenür üretmiş olduk.